Aşağıdaki tepkimelerden hangisi elektron alışverişi yoluyla gerçekleşen bir tepkime değildir? Yani aslında elektron alışverişi yoluyla gerçekleşen reaksiyonlara biz indirgenme yükseltgenme yani redoks tepkimesi diyoruz. Dolayısıyla aşağıdakilerden hangisi bir redoks tepkimesi değildir? Bir inceleyelim tek tek. Elementlerin yani veya bileşin içerisindeki elementlerin yükseltgen basamaklarının değişip değişmediğini kontrol edeceğim. Yükseltgen basamakları değişmişse bu bir redoks tepkimesiydi. Buradaki çinko 0 yüklü. Potasyum 1A grubunda artı 1 hidrojen artı 1 e dolayısıyla oksijen de eksi 2 toplam yük 0. Potasyum 1A'da artı 1 artı 2 oksijen eksi 2 eksi 4 e, çinko artı 2. E peki hidrojen de 0. O halde şunu söyleyebilirsin. Çinko sıfırdan artı ikiye yükseltgenmiş. E peki buradaki hidrojen de artı birden sıfıra indirgenmiş. Yani hem indirgenen bir madde var hem yükseltgenen bir madde var. Bu bir redoks tepkimesi. Hocam daha pratik bir yöntem. Bazen işimize yarayacak. Şöyle bir yöntemle karşılaşabilirsin. Tepkimede elementel halde madde varsa bu bir redoks tepkimesidir. Elementel halde madde var. Girenlerde çinko, ürünlerde hidrojen var. Peki, B seçeneğine bakıyorum. Elementel halde madde var mı tepkimede? Elementel halde madde var. Yani oksijen var. Yükü sıfır. Bu bir redoks tepkimesi. Ayrıca bu bir yanma tepkimesi. Yanma tepkimelerinin tamamı bizim için redoks, elektron alışverişiyle gerçekleşen durumlardı. Peki kalsiyum karbonat elementel halde bir madde yok. O halde kontrol etmek zorundayım. Bu şu anlama gelmiyor. Elementel halde bir madde varsa redoks tepkimesidir. Kesin midir hocam? Kesindir. Elementel halde madde yoksa redoks değildir diyemezsin. Redox mu değil mi kontrol edeceksin. Yükseltme basamaklarına bakacaksın. Kalsiyum 2A grubu elementi bileşiklerinde sadece artı 2 değerli kalır. Oksijen eksi 2, eksi 6, artı 2. Demek ki karbon artı 4. Buradaki kalsiyum yine aynı şekilde. Oksijen eksi 2, kalsiyum artı 2. Oksijen eksi 2, eksi 4, karbon artı 4. Yükü değişen hiçbir madde olmadığı için bu bir redoks tepkimesi değildir, yani elektron alışverişi yoluyla gerçekleşmemiştir. O halde bu cevaptır. E Karbon monoksit su, karbondioksit hidrojende hidrojen elementel halde dolayısıyla redoks. Peki pcl5 pcl3 cl2 elementel halde o halde redoks. Redoks olmayan C seçeneğiydi. Aşağıdaki bileşik ve iyonlardan hangisinde altı çizili atomun yükseltgen basamağı yanlış verilmiştir? Bir bakalım şimdi. Yükseltgen basamağı bulurken Altı çizili olan element bize sorulduğuna göre demek ki diğer elementi bilebilirim. Mesela sodyum 1A grubu elementi. Bileşiklerinde sadece artı 1 değerli kalır. 2 tane sodyum artı 2 toplam yükün sıfır olması için şuraya işlem yapayım. 2 tane sodyum 2 çarpı artı 1. Bilmediğimiz oksijenin yüküne x diyelim. Bir defa defanda böyle örnek yapayım. 2 tane x toplam yük sıfır olmalı çünkü bu bir bileşik. O halde x'in değerinin eksi 1 olduğunu görürsün ki burada doğru verilmiş. Aynı şey ikincisi için yapalım. NH4 artı, NH4 artı şuraya taşıyayım. Bu artı 1, bu molekülün bağlı dursu kök iyonun toplam yükü. Hidrojen A metallerle artı 1 değerli kalırdı. Dolayısıyla azot bir A metal, hidrojen artı 1. Artı 4, artı 1 çıkması için azot eksi 3 olmalı. Bize de azot soruyor. Burada artı 3 olarak verdiği için yanlış verilmiş. Demek ki cevabımız B seçeneği. Diğerlerin üzerinde yapalım. Potasyum 1A'da artı 1, oksijen eksi 2. 4 oksijen eksi 8 artı 1 eksi 7. Mangan da artı 7 olmalı ki toplam yük 0 olsun. Dolayısıyla doğru verilmiş. C2O4 toplam yük eksi 2. C2O4'teki karbon bize sorulmuş. Oksalat yonu. Peki toplam yük eksi 2 idi ama oksijenin de yükü eksi 2. Dolayısıyla 4 oksijen eksi 8. Sonucun eksi 2 çıkması için neye ihtiyacım var ona bakacağım. Yani şöyle yazabilirim. 2 tane karbondan 2x. 4 tane oksijenden eksi 8. Eşittir eksi 2 çıkmalı. Buradan işlem yaparsan x'in artı 3 olarak bulduğunu görürsün ki o da buradaki karbonun yüküdür. HPO4 eksi 2. HPO4 eksi 2'de toplam yük eksi 2. Oksijen eksi 2. Hidrojen artı 1. Eksi 8 artı 1. Yani şuradan artı 1 geliyor. Buradan eksi 8 geliyor. Buradan da x gelsin. Artı x. Eşittir eksi 2 olmalı. O halde x dediğimiz değer ne olmalı hocam? Burası eksi 7 geliyor. Yani artı 5 olmalı. Burada da doğru verilmiş. Demek ki yanlış verilmiş olan B seçim. Denkleşmiş tepkimesi ile ilgili yargılarından hangileri doğru? Tepkime bize denk verilmiş. Bu bir redoks tepkimesi midir değil midir? Anlamanın kolay yolu şu. Serbest halde, elementel halde madde varsa redokstur. Yoksa redoks değildir diyemem. Ama olup olmadığını anlamak için en azından redokstur diyebilmek için pratik bir yöntem. E serbest halde, yalnız halde karbon elementi var. Demek ki bu bir redoks tepkimesidir. Bak hatta şöyle yapalım. Tek tek yüklerini de bulalım. Ama bulmadan da redoks olduğunu söyleyebiliyorum. Elementel halde madde varsa redoks. Buradaki karbonun yükü sıfır. Hidrojen 1A'da artı 1. Oksijen eksi 2. Artı 2, eksi 8, eksi 6. Toplam yük sıfır olsun diye kükürt artı 6. Buradaki oksijen eksi 2, eksi 4. Toplam yük sıfır olsun diye kükürt artı 4. Oksijen eksi 2 karbon artı 4. E, hidrojen artı 1 oksijen eksi 2. Yükü değişenleri yuvarlak için alıyorum. Karbon sıfırdan artı 4'e gitti. Yani karbon yükselt gendi. Kaç elektron? 4 elektron. Peki yine aynı şekilde onu da farklı bir renkle alayım. Kükürt ise artı 6'dan artı 4'e indirgendi. Kaç elektron hocam? 2 elektron. Peki tepkimesiyle ilgili redoks olduğunu söylemiştik. H2SO4'teki S atomunun yükseltgen basamağı artı 6'dır. Biz bunu bulduk. Yani bir daha bulabiliriz şurada istersen. H2SO4'teki hidrojen artı 1, oksijen eksi 2. 2 hidrojen artı 2, 4 oksijen eksi 8. Kükürtü ise bilmiyorum. Onun yükü de x kadar olsun. O halde bunun toplamı 0 olacağına göre buradan x değerini bulabilirsin. Artı 6 olarak. Dolayısıyla doğru. 1 mol karbon atomu 4 mol elektron alarak indirgenir. Bir kontrol edelim. Karbon 10 olmuş. Karbon bir kere sıfırdan artı 4'e yani yükseltgeme basamağı artmış. Sıfırdan artı 4'e sayı doğrusunda artıyor. O halde şöyle demeliydi. 1 mol karbon 4 mol elektron vererek yükselt gelmiş. Kime yükselt gelmiş? Karbon artı 4'e yükselt gelmiş. Alarak indirgenir dediği için bu ifade yanlış. h 2 co 4 bir bakalım. Bu tepkime de H2SO4'teki kükürt artı 6'dan artı 4'e yani ne oldu? İndirgendi. O halde diyebilirim ki H2SO4'teki kükürt artı 6'dan buraya taşıyorum. SO2'deki kükürte gitti yani artı 4'e. Ne oldu hocam? Yani artı 6'dan artı 4'e 2 elektron indirgendi. Hatta 2 kükürt olduğu için 4 elektron. 2 çarpı 4. Ama ne oldu? İndirgendi. Peki. O zaman İndirgenen madde ne özellik gösterir? İndirgenen madde, indirgenen madde yanındaki madde yükseltir. İndirgenen maddeler yükseltgen özellik gösterir. Dolayısıyla h so 4 yükseltgen madde. SO2 ise indirgenme ürünüdür. Evet indirgenme sonucunda SO2 oluşur. Dolayısıyla doğru cevabımız 1, 2, 4 yani D seçeneği olacak. Tepkimesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur diye sorulmuş. Tepkimin denkleştirileceği de bize ifade edilmiş. Biz isterseniz denkleştirelim. Buradaki potasyum 1 adı artı 1, oksijen eksi 2, eksi 6, artı 1, demek ki klor artı 5. Ne yaptın hocam? Toplam yük 0 olsun diye uğraştım. Peki, oksijen eksi 2, eksi 4, 4 oksijen, e, e, dolayısıyla eksi 4 yük oksijenden geliyor, artı 4'e kükürtten gelmeli. Oksijen eksi 2, hidrojen artı 1. Buradaki klor eksi 1, potasyum artı 1, hidrojen artı 1, oksijen eksi 2, eksi 8, kükürt ise artı 6. Yükü değişenleri yuvarlak için almak istiyorum. Klor artı 5'ten eksi 1'e gitti. Hocam klora ne oldu? Klor 6 elektron artı 5'ten eksi 1'e. 6 elektron indirgendi. Hoca indirgenmeyi aşağı okla gösteriyor. Klor 6 elektron indirgendi. Aslında klor derken KClO3 indirgendi. Aynı şeyi kükürt için yapalım. Artı 4'ten artı 6'ya ne oldu hocam? 2 elektron yükselt geldi. Peki. Şimdi bakalım. KC ile uçtaki CL'nin yükseltgen basamağı artı 7'dir. Biz işlem yaptık. Onu artı 5 olarak bulduk. Dolayısıyla artı 5 olmalıydı. Bu yanlış. SO2 indirgenen maddedir. SO2 kendisi yükseltgendi. Yükseltgenen maddedir. Peki yükseltgenen madde ne özellik gösterir hocam diye sorsaydın. Yanındaki maddenin indirgenmesini sağlardı. İndirgen özellik gösterirdi. Dolayısıyla yükseltgenen demeliydi. Burada indirgenen dediği için ifade yanlış. KClO3 indirgen özellik gösterir. Bir bakalım şimdi. KClO3 artı 5'ten eksi 1'e. Yani ne oldu? 6 elektron indirgendi. O zaman şunu diyebilirim. KClO3 KCL'ye gitti. Ne oldu? İndirgendi. Yani bu benim için indirgenen madde. Peki indirgenen madde ne özellik gösterir hocam? Yükseltgen özellik gösterir. Yani buna dikkat ediyorsun. İndirgen özellik gösterir dediği için bu ifade de doğru değil. Devam edelim. Tepkime en küçük tam sayılara denkleştirilirse ürünlerin katsayıları toplamı 4 olur. Şimdi beraber bir denkleştirelim. Onun üzerinden işlem yapalım. Ama istersen yukarıya aşağıya bir taşıyayım temiz bir şekilde. KClO3 artı SO2 artı H2O ok KCl artı H2SO4. Şimdi yükleri daha önce bulduğumuz için sadece değişen yükleri yazıyorum. Artı 5'ti yukarıda bulmuştuk. Eksi 1'di. Kükürte bakıyorum. Artı 4'tü. Kükürte bakıyorum. Artı 6'ydı. Klor artı 5'ten eksi 1'e. Baktık. 6 elektron indirgendi. İndirgendi. Yani 6 elektron aldı da diyebilirsin. Peki kükürte bakıyorum. Artı 4'ten artı 6'ya. 2 elektron yükseltgendi. Yani 2 elektron verdi de diyebilirsin. Peki alınıp verilen elektron yani indirgenip yükseltilen elektron sayısı birbirine eşit olsun diye burası 2 idi burası 6 idi burayı 3 ile genişletiyorum. Böylelikle takip eden kollara 3 yazıyorum. 3, 3. Şimdi alınıp verilen elektron sayısı aynı. Peki redoksa katılan atomların sayısı aynı mı kontrol ediyorum. 1 potasyum, 1 potasyum. 3 kükürt, 3 kükürt. Yani bunlarda problem yok. O zaman redoksa katılmayan atomların sayılarını denkleyeceğim. Mümkünse en sona hidrojen ve oksijeni bırakacağım. Ama zaten kükürt ve potasyumu hallettik. Kükürt ve kloru da hallettik. Bir klor, bir klor. Dolayısıyla sadece hidrojen ve oksijen kaldı. Şimdi o zaman hidrojen. Ürünlere bakıyorum. 3 çarpı 2, 6 hidrojen görüyorum. Girenlerde de 6 hidrojen olması için şuraya 3 yazıyorum. Şimdi sadece kontrol ediyorum. Redoks denk mi değil mi? Bunu anlamak için oksijen sayılarının denkliği benim için yeterli. 3 oksijen, 6 da burası, 3 de burası. Yani 3 6 3 toplamda 12 tane oksijen atomu var. Buraya bakıyorum 3 çarpı 4 12 oksijen atomu var. Dolayısıyla de redoxumuz denkmiş. En küçük tam sayı bu mu hocam? Evet. KCl'nin KCl3'ün katsayısı 1 olduğuna göre daha küçük bir tam sayılı sadeleşme şansı yok. Ürünlerin katsayıları toplamı 4 olur. Ürünlere bakıyorum arkadaşım. Ürünler derken kimler var? Kat sayısı 1. Kat sayısı 3. Toplamda 4. Dolayısıyla bu ifade doğru. Bize de doğruyu soruyordu. Cevap denizli. Ama E seçeneğine bakalım. 1 mol KClO3 4 mol elektron alarak. KClO3 indirgeniyor. Doğru. Ama kaç mol elektron alarak? 6 mol elektron alarak indirgeniyor. Yani 4 mol değil. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Doğru verilmiş olan D seçeneği. Yukarıdaki redoks tepkimelerinden hangilerinde bir reaktif yani reaksiyona giren maddelerden bir tanesi hem yükseltgen hem indirgen özellik gösterir? Yükseltgen ne demek? Başkasını yükseltiyor. E bu esnada başkasını yükseltirken ondan elektron alıyor. Dolayısıyla kendisi indirgeniyor. O halde indirgenecek. Hem de indirgen. İndirgen ne demek? Başkasını indirgiyor. Başkasını indirgemek için ona elektron vermeli. O halde kendisi elektron kaybettiği için yükseltgeniyor. Demek ki hem indirgenmeli hem yükseltgenmeli. Böyle bir madde arıyorum. Klor. Reaktif zaten sadece klor. Klor sıfırdı. Burada klor eksi bir. Yani ne olmuş hocam? Bir elektron indirgenmiş. Yani bir elektron almış. Peki. Klor sıfırdı. CLO3'teki klor ne yüklü hocam? Onu da bulalım. Buradaki CLO3 eksi yüklü. Oksijen eksi 2, eksi 6. Sonucun eksi yüklü olabilmesi için klor artı 5 yüklü olmalı. Şuraya yazalım. Klor sıfırdan artı 5'e ne oldu hocam? 5 elektron yükseltgendi. Yani hem indirgendi hem yükseltgendi. Demek ki reaktif olan Cl2 tek bir madde. Hem indirgendi hem yükseltgendi. Bu cevap. Peki. ikincisine bakabilmek için temiz bir yere taşıyacağım. Veya ilkini sileceğim arkadaşım. İlkini siliyorum. Üzerinde görebilesin diye. Ama ben artık biliyorum ki birincisi cevap. İkincisi için kükürt eksi 2 demir artı 2 yüklü. Buradaki oksijen eksi 2 eksi 6. Sonucun eksi 1 çıkması için azot artı 5 yüklü. Oksijen eksi 2 azot artı 2 yüklü. Peki oksijen eksi 2 eksi 8 eksi 2 çıkması için kükürt artı 6 yüklü. Demir artı 3. Bir bakalım şimdi. Demir artı 2'den artı 3'e ne oldu hocam? Yükselt geldi. Peki bu fes bileşiğinin içerisindeki kükürte ne oldu ona bakalım. Eksi 2'den Artı 6'ya o da yükseltgendi. O zaman fes yükseltgendi. Peki azot ise artı 5'den artı 2 indirgendi. O zaman indirgenen madde başka, yükseltgenen madde başka. Yani fes bileşiği, şuraya taşıyayım, SO4'e ve demir artı 3'e döndü. Buradaki demir artı 2'ydi, artı 2'den artı 3'e yükseltgendi. Peki buradaki kükürt eksi 2'ydi, buradaki kükürt artı 6'ydı eksi 2'den artı 6'ya yükseltgen de. O zaman fes yükseltgen madde. NO3 eksi bileşiği, NO3 eksi iyonu ise NO'ya dönüştü. Yani oksijen eksi 2 eksi 6 eksi 1. Demek ki azot artı 5. Azot artı 5 yüklü olduğuna göre artı 5'ten artı 2'ye indirgendi. O halde bir bileşik yükseltgenirken bir bileşik bir iyon indirgenmiş. Yani aynı madde hem indirgenmiş hem yükseltgenmiş diyemiyorum. Bu cevap olamaz. Peki Üçüncüye bakalım şimdi. Yine yükleri bulmak için silmek zorundayım. Şuraları sileyim, üzerine işlem yapabileyim diye. Ama bunun cevap olmadığını biliyoruz. Buradaki klor eksi 1 yüklü. 4 tane klor eksi 4. Sonucun eksi 1 olabilmesi için buradaki iyot artı 3 yüklü. Buradaki iyot 0. Buradaki oksijen eksi 2 eksi 6. Sonucun eksi 1 olabilmesi için iyot artı 5, klor eksi 1. Şimdi sadece iota bakmanı istiyorum iota ne olmuş? Artı 3'ten 0'a gitmiş yani indirgenmiş. Peki yine artı 3'ten artı 5'e gitmiş. Bu sefer ise yükseltgenmiş. Demek ki ICL4 eksinin içerisindeki madde hem indirgenmiş hem yükseltgenmiş. gelmiş. açısından bir şey değişmemiş. Bizim aradığımız tam da buydu. Yani bu da cevap. Sonuncuya bakalım. Fosfor 0, Buradaki sodyum, hidroksit, oksijen, hidrojen, oksijen bunların yükü değişmiyor. Onun için soruca sadece fosfor odaklanıyor. Buradaki hidrojen artı 1, artı 3. Fosfor, 3. Bak sıfırdan eksi 3'e ne oldu hocam? İndirgen yani elektron aldı. Peki aynı şekilde devam edeyim. Buradaki fosfor ne yüklüdür? Sodyum artı 1, hidrojen artı 1, artı 2, artı 3 yaptı. Şurası 4 yaptı. Yani 1, fosfor artı 1. Fosfor sıfırdan artı bire ne oldu hocam? Bu sefer de yükseltgendi. Yani elektron verdi. Yani fosfor hem indirgendi hem yükseltgendi. Reaktiflerden birisi hem indirgen hem yükseltgen özellik gösterdi. Dolayısıyla doğru cevap 1, 3 ve 4 yani D seçeneği olur. Redoks tepkimelerinde elektron olarak indirgenen madde yükseltgen özellik gösterir. Buna göre maddelerinden hangileri yaygın yükseltgenlerdendir? Peki yükseltgen özellik gösterebilmek için kendisi indirgenmeli. Oksijen yanma reaksiyonlarını gerçekleştiren maddemiz yani yanma için gerekli olan madde ve yanma tepkimelerinde oksijen hep e, reaksiyon sonucunda negatif yüklenir. Dolayısıyla bağlandığı bileşiği, bağlandığı maddeyi pozitife götürür. O halde oksijen maddeleri yükseltger yani kendisi indirgenerek. Onun için biz ona okside edici, oksitleyici madde deriz. Dolayısıyla başkalarını yükseltger yani yanma, bir yükseltgenme tepkimesi. Yanmada yükseltgen özellik gösteren madde de O2 idi. Onun için birincisi kesinlikle cevaptır. Ayrıca oksijen bileşiklerinde çoğunlukla sıfırdan eksi 2'ye, sıfırdan eksi 1'e, sıfırdan eksi 1 bölü 2 yükseltgen masamaklarına gider ki kendisi indirgenir. Kendisi indirgenirken başkasını yükseltgen. Potasyum permanganat önemli bir yükseltgendir çünkü. Buradaki mangan artı 7 yüklüdür. Potasyum artı 1, oksijen eksi 2. Mangan 7B grubu elementidir ve bileşiklerinde maksimum artı 7 yükseltme basamana sahip olabilir. O halde bundan sonra yük hep daha az olmalıdır. Mesela Mn artı 2'ye Mn artı 4 gibi yükseltme basamaklarına kadar değerli indirger veya Mn'ye kadar. Dolayısıyla Mn 0'a. Mangan kendisi artı 7'den potasyum permanganatın içerisindeki mangan artı 7 kendisini indirgerken başkasını yükseltger önemli bir yükseltgendir. SO2'de kükürt 6A grubu elementidir. 6A'nın maksimum yükseltgen basamağı artı 6'dır. O halde oksijen eksi 2, eksi 4, kükürt artı 4. Demek ki kükürt oksijenle yanarak SO3'ü oluşturabilir. Yani buradaki kükürt artı 6 oldu. Ne oldu hocam? Artı 4'ten artı 6'ya kükürt yükseltgende. Yükseltgendiğine göre ne özellik gösterir? indirgen özellik gösterir. Biz önemli yükseltgenleri aradığımız için SO2 önemli bir indirgendir. O halde cevabımız Ceyhan ama ben sana yine de önemli indirgen olarak kullandığımız maddeleri de yazalım. Önemli indirgenler olarak şunları bileceksin. Hidrojen, hidrojen peroksit H2O2 ve SO2. Bunlar da önemli indirgenlerdir. Yani kendileri yükseltgenirken madde ne olur? Madde indirgenir. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirilince tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bize sorulmuş. Bir bakalım. PBO yükseltgen özellik gösterir. Yükseltgen özellik gösterebilmesi için kendisinin indirgenmesi lazım. Kendisi indirgenir mi? Bir kontrol edelim. Buradaki oksijen eksi 2. PB ise artı 2 yüklü. Buradaki PB ise 0 yüklü. elementel halde. O zaman PB artı 2'den 0'a 2 elektron almış yani indirgenmiş. E, dolayısıyla doğru verilmiş. Yani PBO'daki PB artı 2 e, kurşun artı 2 yonu indirgeniyor. İndirgendiği için de yükseltgen özellik gösteriyor. Yükseltgenme yarı tepkimesini yazmaya çalışalım. Ki biz aslında bize verdiği yükseltgenme yarı tepkimesi değil ki bu. PB artı 2'den sıfıra ne olmuş? Yükü azalmış yani indirgenmiş. Zaten ne yapmış? Elektron almış. Halbuki yükseltgenme deyince ne yapmalıydı? elektron vermeliydi. O halde bu bizim için yanlış. Yani bunun doğrusu bu bizim için indirgenme yarı tepkimesi demeliydi. Peki doğrusu nedir hocam? Yükseltgenme yarı tepkimesi neyin üzerinden yapılacak? Bir bakalım ona. Buradaki hidrojen artı bir azot eksi üç yüklü. Dikkat. Azot eksi üç. Buradaki azot ise sıfır. Yani aslında NH3'ün içerisindeki azot eksi 3 iyonu N2'ye dönüşmüş. Hatta iki tane olduğu için şuraya 2 yazabilirim. Böylelikle 2 çarpı eksi 3 eksi 6 yükten 0 yüke geçiş var. Eksi 6'dan sıfıra gidebilmek için ne yapmalıyım? Üzerimdeki fazla elektronu vermeliyim. Yani 6 elektron vermeliyim. Elektron verdiğim için bu benim için yükseltgenme yarı tepkimesi olur. Yani YYT. E dolayısıyla bizim için yükseltgenme yarı tepkimesi böyle olmalıydı. Burayı yanlış vermiş. Yani indirgenme yarı tepkimesini vermiş. O halde bizim için yanlış olan B seçeneği cevap. Ama diğerlerine hızlıca bakalım. 1 mol NH3 3 mol elektron vermiştir. Şimdi hoca 2 mol için çalıştı. Yani 2 mol için çalışınca 6 mol elektron veriyorsa 1 mol için 3 mol elektron vermiştir. Yani ifade doğru. H2O'nun kat sayısı 3'tür. Yani tepkimi bir denkleştirmemiz istiyor. Bunun için istersen şöyle yapalım. Üzerinde hızlı bir şekilde denkleştirmeye çalışsın hocam. Buradaki kurşun artı 2 idi. Buradaki kurşun 0'dı. Artı 2'den 0'a 2 elektron ne oldu? Aldı yani indirgendi. Buradaki hidrojen artı 1 azot eksi 3'tü. Burada ise 0'dı. İlk dikkat etmen gereken şey şu. Azot eksi 3'ten 0'a gidiyor doğru ama 2 azota gidiyor. 1 azot 2 azota gitmez. Önce şuraya 1 2 yazmalısın. Böylelikle eksi 6 yükten yani şurası 6 elektrondan 0'a gidiyor. Yazayım şuraya eksi 6'dan 0'a. Eksi 6'dan 0'a yani kaç elektron hocam? 6 elektron yükseltgeniyor. Alınıp verilen indirgenip yükseltgenen elektronları birbirine eşitlemeliyim. Burası 2, burası 6 olduğu için eşitlemek için bunu 3 ile genişletiyorum. Takip eden kollara 3 yazıyorum. Peki şimdi redoksa katılmayan hidrojenleri eşitliyorum. Girenlerde 2 çarpı 3, 6 hidrojen var. Burada 2 hidrojen var. Buraya 3 yazıyorum. Demek ki H2O'nun kat sayısı 3'tür. Bu ifade doğru. En küçük tam sayılarda bunlar zaten. NH3 yükseltgenen maddedir. NH3'teki azot eksi 3'ten sıfıra ne olmuştu? Yükseltgenmişti. Dolayısıyla yükseltgenen maddedir ifadesi doğru. İndirgen özellikle gösterir hatta. Bu da doğru olurdu. O halde yanlış verilmiş olan B seçeneği. Tepkimesi en küçük tam sayılara denkleştirilirse aşı onun kat sayısı kaç olur diye bize sorulmuş. Üzerinde yapabiliriz. Buradaki yot 0. Sadece yükü değişenleri yazacağım ki rahat işlem yapalım. Buradaki azot artı 5. Çünkü hidrojen artı 1, oksijen eksi 2, eksi 6, artı 1, artı 5. Peki hidrojen artı 1, oksijen eksi 2, eksi 6, iot artı 5. Iot odaktan. Oksijen eksi 2, eksi 4, azot artı 4. Sadece yükü değişenler. Şimdi yükü değişenler üzerinden Redox'ta alınıp verilen elektron sayısını tespit edelim. İlk dikkat etmen gereken şey. Iot sıfırdan artı beşe gitmiş. Yalnız dikkat et hocam. Yani burada iki tane iot var. Burada bir tane iot var. Önce iot sayıları eşit olsun. Onun için buraya da iki iot yazıyorum. Her bir iot sıfırdan artı beşe beş elektron. İki iot ise iki çarpı artı beş on elektron. Yani diyebilirim ki on elektron yükselt geldi. Yani verdi. Peki aynı şeyi azot için yapıyorum. Artı 5'ten artı 4'e. Kolay. 1 elektron. 1 elektron aldı. Yani indirgendi. 10 elektron 1 elektron. Eşitlemek için şurayı 10 ile çarpıyorum. Yani takip eden kollara 10 yazıyorum. Burası 10. Dolayısıyla burası 10. Şunları yuvarlak için alayım. 10. Peki şimdi redoksa katılmayan atomlarla iş yapmaya çalışayım. Hidrojenlerin denkliğini sağlamaya çalışacağım. Girenlerde ne kadar hidrojen var ona bakalım. 10 on hidrojen burada var. Peki. Ürünlere bakıyorum şimdi. Yani girenlerde 10 tane hidrojen var. Ürünlerde 2 hidrojen burada var. 2 hidrojen. 10 olması için burada da 8 hidrojen olmalı. Demek ki şuraya 4 yazmalıyım. 4 çarpı 2. 8 hidrojen olsun diye. Şimdi redoksa katılmayan. Daha doğrusu katılan katılmayan tüm atomlara baktık. Oksijeni kontrol edelim. Burada 30 oksijen var. Burada bakıyorum 6. 20 de burası 26. 4 de burası 30 oksijen. En küçük tam sayı bu hocam? Evet I2'nin kat sayısı 1. En küçük tam sayı bu. O halde H2O'nun kat sayısı kaç oldu? H2O'nun kat sayısı 4 oldu. Yani cevabımız D seçeneğidir. Denkleştirilmemiş redoks ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye bize sorulmuş. Bir bakalım. Buradaki oksijen eksi 2 yüklü azot artı 2. Yuvarlak için alayım. Buradaki sodyum, oksijen ve hidrojenin yükü değişmiyor. Onlarla ilgilenmiyorum. Sodyum artı 1, oksijen eksi 2, hidrojen artı 1. Azot sıfır yüklü. Yani azotun yükü değişmiş. Bak artı 2'den sıfıra gitmiş. Ama yani bir azot iki azota gitmez o ayrı bir şey. Ama azot ne olmuş artı 2'den sıfıra? indirgenmiş. Artı 2'den sıfıra indirgendi. Kaç elektron hocam? 2 elektron. O zaman N2 benim için indirgenme ürünüdür. NO indirgenen madde. N2 ise indirgenme ürünü. İndirgenme sonucunda oluşan madde. Peki. Bir bakalım. Yükleri bulmaya devam edelim. Buradaki sodyum artı 1 yazayım. Oksijen eksi 2 eksi 4 artı 1 eksi 3. Dolayısıyla azot benim için artı 3. Peki azota şimdi ne olmuş hocam? Artı 2'den artı 3'e bu sefer de yükselt geldi. Yani bir elektron yükselt geldi. O zaman NO hem indirgendi hem yükseltgendi. Demek ki hem yükseltgen hem indirgen özellik gösteri ifadesi doğru. Peki şuna bakalım. En küçük tam sayılarla denkleştirdiğinde H2O'nun katsayısı 1 olur. Bunun için şuraya temiz bir şekilde yazmak istiyorum. Sen de daha rahat olayı anla. Yani redoks denkleştirmede sıkıntı yaşıyorsan onu şimdi halledelim. Na, ne, o, iki. Artı H2O. İşlemler üzerinde yazıyorum. Yükü değişen maddeleri sadece yazacağım. Yukarıda yükleri bulmuştuk. Azot artı 2 idi. Tek değişen azottu zaten sıfıra gitmişti. Bir de burada da artı 3'e gitmişti. Sadece azota odaklan. Peki. Şimdi azot ne olmuş? Artı 2'den sıfıra gitmiş. Yalnız hocam işte buradaki azot buradakinin ve buradakinin kaynağıdır. Yani girenlerdeki NO'daki azot ürünlerde iki ayrı bir yerde ortaya çıkmış. Demek ki buraya büyük bir sayı yazacağım. Ama sonra Artı 2'den 0'a gitmiş kaç elektron hocam? 2 elektron. Ama 1 azot 2 azot. Dolayısıyla 2 azot elde ettiğim garanti. O halde 1 azot için 2 elektronsa 2 azot için 4 elektron indirgenmiş diyebilirim. Yani 4 elektron almış. Aynı şeyi şimdi diğer türlü aynı azot için şu n artı 3 ile yapalım. Bu sefer azot artı 3'ten artı 2'den artı 3'e gitmiş ama bir azot gitmiş. Dolayısıyla bir elektron yükselt gelmiş. Eşitlemek için bir elektron, dört elektron. Bunu dörtle genişleteceğim. Buraya dört yazıyorum. Bu tarafa şimdilik yazmıyorum. Çünkü ürünlerde farklı farklı yerlerde azot varsa ve girenlerde tek bir yerde ise ürünlerdeki toplamı bulup ondan sonra kaynağı yazacağım. Yani aslında ürünlerdeki azotların tüm kaynağı NO. Dolayısıyla en son ürünler bitsin, azotla ilgili sayılar ortaya çıksın onünü sayı yazabiliriz. Sonra beraberce yorumlarız. Peki o zaman 4 tane azot burada var 2 azot da burada var 6 azot Demek ki buraya 6 yazabilirim. Bu arada 4 tane sodyum burada var 4 sodyum olması için buraya 4 yazabilirim. Peki azot için işlem tamam. Sodyum için tamam. hidrojen için tamam ona bakalım 4 hidrojen burada var, 4 olsun diye şuraya 2 yazabilirim. Şimdi oksijen kontrolü yapalım 6 oksijen 4 de Burası 10 oksijen. Ürünlere bakıyorum. 4 çarpı 2 8. 2 de burası 10 oksijen. Yani oksijen sayıları da denk. Redoksumuz denk ve en küçük tam sayılar bunlar. Hatta senin için yorumlayalım. 6 tane NO'dan 2 tanesi 6 tane NO'nun içerisindeki 6 tane azot atomundan 2 tanesi ne olmuş hocam? indirgenmiş. 4 tanesi ise yükselt gelmiş. Yoruma böyle bakacağım. O zaman H2O'nun katsayısı 1 olur demiş. Halbuki 2 oldu. Bu ifade yanlış. Doğru olan 1 ve 2 yani B seçim. Tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirilirse ürünlerin katsayıları toplamı kaç olur diye sorulmuş. Bu bir organik redoks ama bunu bilmeden de işlem yapma şansına sahipsin. Şimdi biz yükleri bulmaya çalışalım. Bu organik bileşiklerde hidrojen artı 1, oksijen eksi 2 değerli kalıyor. Dolayısıyla oksijen eksi 2, hidrojen artı 1. O halde buradaki karbon yükseltgen basamağı sıfır olmalı. Buradaki OH eksi 1 yüklü e, dolayısıyla eksi 2 buradaki bakır artı 2 yüklü. Burada hidrojen artı 1. Hidrojen artı 1. Oksijen eksi 2. Oksijen eksi 2. Dolayısıyla eksi 4 artı 2. Yani eksi 2. Karbon ise artı 2 yüklü olmalı. Bunu yuvarlak içine alalım. Peki buradaki oksijen eksi 2. Bakır ise artı 1 yüklü. Şimdi yükü değişenleri gördük. Redoksu denkleştireceğim ama şuraya taşımak istiyorum senin için. CH2O'daki karbon 0 yüklü. Peki cuoh 2 bileşindeki bakır artı 2 yüklü. HCO yani formik asit karınca asitindeki karbon artı 2 yüklü. Cu 2 O bileşindeki bakır artı 1 yüklü. Ve H2O zaten yükleri değişen bir element yok orada. Peki ne olmuş hocam? Karbon sıfırdan artı 2'ye. Yani 2 elektron karbon yükseltgenmiş. Yani 2 elektron vermiş. Aynı şeyi bakır için bakıyorum. Artı 2'den artı 1'e. Yalnız bir bakır, iki bakır. Bir bakır, iki bakıra gitmez. Önce buraya 2 yazalım. Her bir bakır için artı 2'den artı 1'e bir elektron indirgeniyorsa, iki bakır için iki elektron indirgenir. Eşitlemek için iki elektron, iki elektron herhangi bir işlem yapmama gerek yok. Yani redoksta alınıp verilen elektron sayılarımız eşit. O halde hidrojen eşitliğine bakalım. Burada iki hidrojen var. Buraya bakıyorum. İki hidrojen çarpı iki, dört hidrojen. Toplamda 6 hidrojen. Buraya bakıyorum 2 hidrojen. E, dolayısıyla 6 hidrojen olması için 4 hidrojen de burada olmalı. Demek ki burası 2 olmalı. Şimdi oksijen kontrolü. 2 oksijen. Bir de burası 3. 2 de burası 5. Peki 2 çarpı 2'den 4. Bir de burası 5. Demek ki redoksumuz denk. Ve en küçük tam sayı bu çünkü kat sayısı 1. O halde ürünlerin kat sayıları toplamı kaç olur diye sorduğu için. Burası 1. Burası 1. 2. 2 de burası 4. Demek ki cevabımız D seçeneği Verilen tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirilecek. Birinci koşul bu. Buna göre tepkime ile ilgili hangileri doğrudur? Bu tepkimedeki yükleri bir bulalım. Iot eksi 1, buradaki krom artı 3. Klor 0 yüklü. Buradaki krom artı altı yüklü. Iot artı 5 yüklü. Klor da eksi 1 yüklü. Yükü değişenleri yazdı hoca sadece. Şimdi bu tepkimeyi tekrardan şuraya taşımak istiyorum ki geniş bir alanda daha rahat büyük bir şekilde çalışalım. CrO3 artı Cl2 artı H2O. Ok H2 CrO4 artı HI3 artı HCl. Peki şimdi yükleri tekrar yazayım. Buradaki krom artı 3 yüklüydü. iot da eksi 1 yüklüydü. Klor 0 yüklüydü. Buradaki krom artı 6 yüklüydü. İyot artı 5 yüklüydü. Klor eksi bir yüklüydü. Şimdi yükü değişenlerin üzerinden işlem yapmak istiyorum. Krom'a ne oldu hocam? Krom artı 3'ten artı 6'ya. Yani 3 elektron yükselt geldi. Artı 3'ten artı 6'ya. 3 elektron verdi yani yükselt geldi. Peki aynı şeyi iot için yapmak istiyorum. İot ne oldu hocam? Eksi 1'den artı 5'e. Eksi 1'den artı 5'e 1 iot. 6 elektron. Halbuki 3 iot. Şuraya bir 3 yazalım. E 1 iot 6 elektron yükselt gelirse. Eksi 1'den artı 5'e. 3 iot 18 elektron yükseltgendir. Buraya dikkat. O halde diyeceğim ki 18 tane elektron yükseltgendi. Yani artık şunu diyebilirim. 3, 18 toplam 21 elektron yükseltgendi diyebilirim. Toplamı bu. Şimdi klor için çalışmak istiyorum. Klor sıfırdan eksi 1'e gitti. Sıfırdan eksi 1'e yalnız 2 klor bir klora gitmez. Şuraya 2 yazalım. Sıfırdan eksi 1'e 1 klor içinde 1 elektron. 2 klor için 2 elektron. O halde 2 elektron indirgendi. Redoksun temel amacını gerçekleştirelim. Alınıp verilen elektron sayıları birbirine eşit olacaktı. 2 tane aldı, indirgendi. 21 tane verdi, yükseltgendi. Eşitlemek için bunu 21 ile, bunu ise 2 ile genişletmeliyim. Yani şunu 2 ile, bunu 2 ile genişletmeliyim. O halde 21 ile genişletiyorsam burası 21 olur. 21 ile genişletiyorsam artık burası 21 çarpı 2'den 42 olur. Peki bunları 2 ile genişletiyorsam şurası 2 olur. Burası 2 çarpı 3'ten artık 6 olur. Peki burayı ne yapacağım hocam? Burayı da tabii ki 2 ile genişleteceğim. Şimdi kontrol edebilirim. 2 krom 2 krom. 6 iyot 6 yot. E peki klorlar falan sayıca eşit. O zaman redoksa katılmayan atomlara bakacağım. Mesela hidrojene. Hidrojen sayarken şuradan gidebiliriz mesela. Bakıyorum kaç tane hidrojen var. Burada 4 tane hidrojen. 6 hidrojen de burada var. 10 hidrojen. 42 de burada var. Demek ki toplamda 52 tane hidrojen var. 52 hidrojen olması için şu H2O'daki hidrojenin katsayısının toplamın 52 olabilmesi için H2O'nun katsayısı 26 olacak. O halde H2O'nun katsayısı 26'dır ifadesi doğru. CrO3 hem indirgen hem yükseltgen özellik gösterdi mi? CrO3 her iki durumda da ne oldu? Yükseltgen. Dolayısıyla bu ifade doğru değil. 1 mol Cr3 21 mol elektron verir. Evet bu ifade doğru. Biz bunu bulmuştuk. Doğru cevap o halde 1 ve 3 yani D seçeneği. Denklemine göre belirli bir molarite ve hacme sahip olan HNO3 çözeltisiyle yeterince açık s çözeltisi artansız tepkimeye giriyormuş. daha açığa çıkan ışık bize soruluyor. Kaç gram oldu ama tepkime denkleştirecek. Bu tepkimi bir redoks tepkimesi. Önce ona göre bir denkleştirelim. Buradaki azot artı 5 yüklü kükürt ise eksi 2. Buradaki azot ise artı 2 yüklü kükürt 0. Şimdi sadece e, kükürtlerle başlayacak olursam. Eksi 2'den 0'a kükürt 2 elektron yükselt geldi. Aynı şeyi azot için yapıyorum. Artı 5'den artı 2'ye. Azot ise 3 elektron yükselt geldi mi indirgendi mi? 3 elektron indirgendi. Eşitlemek için alınıp verilen elektron sayısını bunu 3 ile genişletiyorum. Bunu ise 2 ile genişletiyorum. Demek ki şuraya 3 yazmalıyım. Demek ki buraya 3 yazmalıyım. Buraya 2, buraya 2 yazmalıyım. Şimdi tepkimimizde 2 hidrojen burada. 6 da burada 8 hidrojen. Şuraya da 4 yazacağım. Tepkimimiz denk. Yani tepkimenin kat sayıları hali şöyle. 2 HNO3, 3 H2S, ok 2 NO, artı 3 S katı, artı 4 H2O. Peki ne varmış elimizde? Molarite eşittir N bölü V'ydi. Dolayısıyla mol eşittir molarite çarpı hacim kullanarak 0,2 molar 0,2 litreden 0,04 mol nitrik asit olduğunu anlıyorum elimde. Peki bu nitrik asit çözeltisiyle yeterince h 2 reaksiyona girmiş. Demek ki nitrik asitin hepsi reaksiyona girmiş. Yani 0,04 mol nitrik asit harcarsam. 2'ye 4 yani 2 katı. O halde 0,04'e 0,08 mol H2O oluşur. Peki H2O'nun mol kütlesi 18 hocam. 0.08 çarpı 18. Yani sonu dörtlü bir şey olmalı. Dolayısıyla 1.44 gram yani E seçeneği oluşan H2O'nun kütlesi olur.